Merhaba arkadaşlar. Gezgin rotasının yeni bölümündeyiz. Bugün de yine dağ evindeyiz. Yalnız bugün tek başınayım. Dağ evi yolculuğunda babam yok. Yorumlarda yazıyorsunuz. Genel itibariyle sağlık durumuyla ilgili de endişelerinizi de söylüyorsunuz. Babamın şöyle bir huyu var. Yavaş yavaş değinmeye çalışıyorum. Yani şöyle, babam burada çalışmasa da başka yerlerde, yani rahatsızlığından dolayı başka yerlerde de çalışıyor kendince. Yol yapıyor, böyle yapıyor. Başka işlerle uğraşıyor. Yoğun bir şekilde hem de. Yani burada beraber yaptığımız etkinlikte nedir? Babamla beraber olduğumuz için kontrollü bir şekilde, yani yemeğini, içeceğini, bu tarz ihtiyacını da görmüş oluyorum. Artımız bu. Onun harici kendi yaptığı şeyde ne şekilde çalışıyor bilmiyorum. Mesela dün aradım. Dedim ki baba bugün çalışacağız. Daha evine gideceğiz. Orada vakit geçireceğiz. Tamam mı? Tamam. Erken geleceğim dedim. Kesinlikle bir yere kaybolma. Tamam dedi ama sabah buraya yola düşmeden önce aradığımda baktım ki babam yine yok. Telefonlar çalıyor. Telefonlara cevap yok. Dedim yine bir yerlere gitti. Muhtemel kendi söylediği işte Ağrıdaş diye bir bölge var. Sonbaharda da çekimlerini yapmıştık. Yaptığı yolları işte yaptığı düzenlemeleri gösterdiydi. O bölgede yine bir yerlerde çalışıyor tahminim. Gece yarıları çalışıyor. Sabah vakitleri çalışıyor. İşte geçen geldiğinde ne yaptık? Bir saniye. Bakın burada bir güzellik buldum. O yüzden şöyle kökünde de zarar vermedi. Evet. Güzel bir yazı mantarımız. Mis gibi kokuyor. Burada mantar olduğunu bilmiyordum. Onu da öğrenmiş olduk. Özlemişiz yazı mantarını. Şimdi sohbetimize devam edebiliriz. Şimdi babam geçen iki geldiğimizde çalışma yaparken tansiyonum düşük dedi. İşte yoruldum dedi. Yani geldiğimizde hiçbir iş yapmadık ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi babam benimle çalıştığından ayrı haberim olmadan çalışmışlıklar da var. Yani gece yarısı veya da sabahleyin olabilir. Gidiyor. Yani ben geldiğimde soruyorum, özellikle soruyorum. Yemek yedim mi? İşte yorgunluğum var mı? Vesaire vesaire ama bana söylediğinde hiçbir şey yok diyor. Sonra planda, arka planda yani halinden, ahvalinden anlıyorum yani. Sizin de ta gördüğünüz gibi yorgun oluyor, bitkin oluyor. Diğerlerde çalışmış oluyor. Babam kafası götürdüğü noktada, yani kendi fikrince yaptığı bir işte durdurak bilmez yani. Bana da evle ilgili taş çekimi için söylemişti. Allah'tan ikna ettik de o yoğun eforu ne o çekti ne biz çektik. Yorulduğunu bilmeden yani kendini yıpratıyor. Bu da iyi bir şey değil sonuç itibariyle. Kendi sağlığı için. Yani belirtmek istedim. Yanlış anlamayın. Yani her zaman göstermesem de yani yemelik içmelik malzemelerimiz var. Bazen çekim yoğunluğundan sıra gelmiyor. Çekemiyorum. İlla ki pratik hazır bir şey de olabilir. Kendimiz de ocak başında yapabiliyoruz. Vakit durumuna göre bir nevalemiz oluyor. Yani daha geliyor sonuçta. Bir de babanın sağlığını koruma açısından
İlla ki bir şeyler alıyor. Konuşarak, sohbet ederek daha evimize kadar geldik. Ablamızın tek yorum yazmış. Şimdi giderken görüyorum. Daha kekiklerimiz var. Daha kekiği demeyeyim. Çayır kekiğimiz. Bunlar da içilir dedi. Nasipse bunları da demleyelim bir. Geçen gün benim de takip ettiğim bir kanal var, Kent Hayatı diye. Orada da aynı şekilde çayır keki demliyordu. Tevafuk oldu. Yani biz de bir onu bir deneyimleyelim. Evet. Bayramımıza geldik. Bugün tekim. Tek çalışacağım. Babama ulaşamadım, artık yapacak bir şey yok. Bugün biraz çalışabildiğimiz kadar çalışalım. Tek yoldaşsız da tabii şey olmuyor. Geçen kuyuda suyu, kova yoktu. Niye götürdüm baba dedim. Çalarlar falan filan. Sonrasında getirelim baba. Çalmaz kim ne yapsın dedim. Getirmiş Urgan'ı. Ve kovayı. Eski insanlar. Eskiden mallar değerliydi. Bulunması kıttı. Yani insanlar da oluyormuş yani. Ki bu kadar hassasiyet gidiyorlar. İhtiyarlar. Kaldığımız noktadan taş çekip ne yapabiliriz? Şu kenarı düzleyebiliriz. Babam olmadan da çok da muhabbetsiz vakit geçmeyebilir. İnsan sonuç itibariyle bir şey yaparken yanına yoldaş arıyor. Haydi bismillah. Babam olmadığında eldivenim olmuyordu. Buraya sabit eldivenimi koymam da iyi oldu. Şurayı kapatsak, ya kapalı olsa babam da rahatlayacak yani, malzeme koyma anlamında. Yorumlardaki bir şeye dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Şu penceremizin alt kısmında toprağı koymamızın sebebi, zaten o tahta çürüdü. Biz o tahtaya bir düzenleme yapacağız yani. Tamamen duvar oturduğunda orasına bir düzenleme yapılacak ve şurası toprak seviyesinde olmasına bakmayın açıkçası. Benim niyetim, yani Allah nasip ederse, babam burayı düzenledi de şu kısmı komple aşağıya doğru eğeceğim. Yani burayı kürekle alacağız. Biraz taban seviyesini indireceğiz. Çünkü sizin de dediğiniz gibi yani 2 gün sonra yağış geldiğinde, yağmurda, karda, kışta burası kot seviyesi aynı olduğu için olduğu gibi içeri alır. Burayı düzenleyeceğiz. Tesviye yapılacak yani. Eskiden bağmış. Mandal mandal şuralar ama bağlık bir şey kalmadı. Burada bir düzenleme yapıp standart bir teraslama yapılabilir. İnşallah nasipse. Evet, başlayalım. Düz kayalarımızı şimdi şuraya bir koyayım da. En çok eleştiri alan yorumlardan bir tanesi de İçeride harç kullanmamam. Şimdi arkadaşlar, yani şimdi işim profesyonel değilim ama şöyle kendimce hedeflediğim şu. Allah nasip ederse beton işine girdiğimizde ne yapacağım? Burada harcımızı kıracağız. Özellikle şu karşı taraf için, taşlık alan için beton şart. Duvarı
dengeli bir şekilde yapabilmek için beton kullanacağız orada. O zaman beton kaldığımızda betonumuz olacak fazlasıyla. Hem şu aralara atmayı düşünüyorum. Malayla savurdarak. Hem de yukarıdan çok cıvık kısmını yukarıdan aşağıya doğru salmak istiyorum. Sonrasında da duvarımıza sonuç itibariyle sıva yapılacak. Babamın işçiliğini gördünüz. Binaya bittikten sonra o güzel bir şekilde, kendine uygun bir şekilde nasipse yapacak o işi. Yani çünkü elinden geliyor. Toprak iki taraflı da sıva dökmedi. Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz. Bir örtü böcek anlamında. İnşallah biz o seviyelere gelebilirsek onlar Allah'ın izniyle yapılacak işler. Babam çalışırken fikir ediyor. Bir taraftan temelden taş alırken bir taraftan temeli yaptığı için çok vakit kaybediyoruz. Ve yani temeldeki taş aldığı yerlerdeki düzenlemeleri görseniz aynı temeli tekrar oluşturuyor. Ben ne desem de imam bildiğini okuyor. Açıkçası babamın da bildiği gibi yapmasına razıyım. Çünkü karşıdan taş getirseydik yani ciddi bir şekilde ne iş yürüyecekti ne sağlıklı, sıhhatli bir şey olacaktı. Bizler için de gerçekten sıkıntı olacaktı açıkçası. Sağlık anlamında da oradan 8-10 taş getirmeyle perte çıktıydık. Şuradan da taş alayım. Çünkü arkadaşlar bunlar. Mekanın sahibi babam. Açıkçası burada vakit geçirmemizin, bir şeyler yapmamızın kendimiz için de bir aktivite olmasından ziyade babam için de olduğu aşikar, şahsım adına eleştiren yorum yazanlar var. Babamın sağlık durumunu bilmedikleri için onları da mazur görüyorum. Çünkü günden güne yeni arkadaşlar geliyor. Önceki videoları izlemedikleri için eleştirebiliyorlar. Bugün videonun girişindeki sohbette de belirttiğim gibi ben olsam da olmasam da babam burada değilse bile başka bir dağda rahatsızlığından dolayı vakit geçiriyor. Sonuç itibariyle gözümün önünde ve beraber vakit geçiriyoruz. Sağlığı anlamında da artı
faydamız oluyor. Yeme içme anlamında da. Burası da olursa sonrasında burayı bitirdiğimizde hedefimde Allah nasip ederse ya babam diğer iki yerlerden çok burada vakit geçirmeye başlayacak ve aradığımda babamın nerede olduğunu rahat bir şekilde bulabileceğim. Şimdi 90 doğada dolanıyor. Gece gündüz demeden. Nasılsınız arkadaşlar? Yani Allah göstermesin. Bir şey olsa hangi dağda olduğunu bilemeyeceğiz. O yüzden burada olması benim için çok sağlıklı bir şey. Kuşlar mis gibi ötüyor. Doğal terapi. Otlar gördüğünüz gibi boy boy kalktı. Yani çiçekleriyle, böcekleriyle ortamın güzelliğini görüyorsunuz. Durmak yok. Daha evinde çalışmaya devam. Bunlar kara hindibanın farklı bir türü olması lazım. Aynı çiçek yapısına sahip ama ince dal şekliyle farklı kara hindibanın boylu kısmı. Babam taş atmama izin vermemişti. O yok şimdi. Rahat bir şekilde taşları aşağıya savurarak işimizi yürütebiliriz. Evet. Bu kötü oldu. Penceremize vurduk. Demek ki baba sözü dinleyecek. Biraz abartmamak lazım demek ki. Uzağa atmadan işimizi yapmamız lazım. Buraya bunu neden koymuş babam? Sıkıştırmış. Aşağı doğru değil de yana doğru atarsam taşlar aşağı temel tarafına gitmez. Bu şekilde ben de oradan hızlı bir şekilde alırım. Bu taşları çeksek olduğu kadarıyla yeter. Kısa metrajlı bir çekim olur.
Her işin bir ustalığı var arkadaşlar. Bizim ustalık da acemice yani. O yüzden her işin piri kendi işini daha iyi bilir. Ama tabii kendi yaptığımız bir emek olsun. Kendi yemeğimizle burada yemeğimizi yiyelim istiyoruz. Derdimiz o. Değilse bizden usta olmaz. Ustalık da haddimizde değil ama elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugünlük çalışma çekim videomuz buraya kadar. Biraz daha çalışacağım. Bayağı yoruldum. Tek başına olunca da vakit geçmiyor açıkçası. O yüzden sonraki videoda çalışmaya devam. İnşallah bir gün sonra veya da ondan sonraki gün artık müsaitlik durumuna göre babayı da denk getirebilirsek daha da hadi bismillah. Evet arkadaşlar, bugünkü çekimlerimiz bu kadar. Nasipse dönüş yoluna geçtim. Dediğim gibi tek burada çalışma gitmiyor açıkçası. Bir yoldaşın olması iyi bir şey. Beraberken daha farklı oluyor. Ama tek olunca insanın canı bir şeyler istemiyor. Çay may demlemedim. Yemek var bir şey de yapmadım. Atıştıracak. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Benim tek başınayken yaptığım çalışma ortada. Babam daha da şey yaptı. Yollar gördüğünüz gibi düzenlemeler. Yani biz kendimizi bildiğim bileli böyle. Yıllardır durdurak vermeden daha da aşağı yol bel yapıyor. Enerjisini orada atıyor açıkçası. Ama zor yani. Şimdi değil ama daha sonra toplayacağımız daha çaylarını gördüm. Şu gördüğünüz çay, dağ çayımız, boncuk çay bu. Kurur böyle. Şuralarından boncuklarıyla beraber kırılarak atılır ve afiyetle içilir. Normal içtiğimiz çay gibidir. Hiçbir farkı yok. Neredeyse. Gördüğümüz bölge tamamen orman alanı. Yukarıdaki şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Kuru bir ağacımız var. Orası bizim dağ evimizin belleği diyebilirim. Çam ağacının kurusu. Ayakta. Evet şu gördüğünüz yabani yonca, bakla, gillerden artık hangi familyadaysa biz kapırcak deriz şuna.
Bunu bakla gibi, gördüğünüz gibi bunun içini açarız. İçinde taneleri vardır. Tanelerini de afiyetle yeriz. Şöyle göstermek gerekirse gördünüz mü arkadaşlar? Çocukluğumuzun dağlardaki yemişlerinden bir tanesi. Şu an olmuş. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.